Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevgili Savaş Çorlu bizimle birlikte. Birlikte Galatasaray gündemini konuşuyor olacağız. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Ceren. İyi yayınlar. Selamlar. Teşekkür ediyorum. İlk olarak istersen Galatasaray'daki iç transferlerden başlayıp sonrasında da Zaniolo'ya değinmek istiyorum ben. Galatasaray'a tabii ki baktığımız zaman şu son haftalarda şampiyonluğa koşar adım giden bir Galatasaray var. Aynı zamanda da iç transferde takım dengelerini yeniden düzeltecek hamleler yapılıyor. Bunun için de Lucas Torreira, işte Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Muslera son olarak işte yeni sözleşme için 1+1 yıllık sözleşme için yeniden masaya oturuldu. Büyük ihtimalle hallettiler de bunu. Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar bekliyorum. Takım şampiyonluğa giderken Galatasaray yönetimi, Dursun Özbek yönetimi her türlü önlemi alıyor. Takımın motivasyonunu, moral seviyesini yukarıda tutmak için. Önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için şampiyonluğun takımın. Dolayısıyla böyle bir ortamda takımı en üst seviyeye çıkarmak için ne gerekiyorsa yapılıyor. Ödemeler yapılıyor, primler, maaşlar. Özellikle takım içindeki maaşı düşük olan oyunculara da düzeltme yapılıyor. Bu da güzel bir şey tabii ki. Bu yüzden de yönetimi kutlamak lazım. Yani bir taraftan transfer harekatı sürdürüyor gelecek sezonun. Bir taraftan da şampiyonluğa giderken mevcut oyuncuları, hatta Mertens'i de bunu ekleyebiliriz. Mertens için de yaşı 37 olmasına rağmen 36 oldu galiba. Ona rağmen bir sezon daha oynatılması düşünen bir yönetim, teknik heyet var. O yüzden Galatasaray inceleyip sık dokuyarak bir taraftan da bu motivasyonu yukarıda tutmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Milli ara öncesi futbolculara maaşlar ödendi. Önceki hafta primler ödenmişti. Tatile herkes keyifli çıktı. Liderliğin vermiş olduğu ve ödemelerin yapılmış olduğu bir ortamda herkes keyifli bir şekilde tatile çıktı. Dönüşte de cumartesi günü 5 günlük aradan sonra bu takım, Okan Hoca'nın takımı kaldığı yerden devam etmek için keyifli bir şekilde antrenmanlarına çalışacak. Hatta ay sonuna doğru bir 5 günlük Antalya kampı da var. O Antalya kampında da tamamen moral motivasyonu, lig öncesi, o milli arada sonra başlayacak olan Hatayspor maçı öncesi daha çok kenetlenilmesi için, daha çok moral motivasyonun yukarı çıkarılması için o mini kampı adeta bir tatil havasında geçirip bir neşe, işte futbolcuların daha iyi motive olması, biraz daha kafalarını dinlemesi adına güzel bir 5 günlük bir kamp planlandı Okan Hoca tarafından. Bunların hepsi şampiyonluğa giden takımın alışık olduğumuz geçmiş yıllardaki hareketleri. Bakalım millerden sonra nasıl olacak ama Hatayspor maçıyla o galibiyet serisini devam etmek isteyen bir Galatasaray'ı göreceğiz mutlaka. Ben Zaniolo'yu da sorayım. Zaniola tabii ki iç transferde hareketlik var ama Galatasaray'ın zaten oyuncusu. Zaniola aslında sözleşmedeki opsiyonların tam olarak yerine getirilmedi. Giderken de bunu zaten defa burada söylemiştik. O %80'lik maç oynama maddesi var. Bunu doldurmasının çok zor olduğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla sezon sonunda Galatasaray'a geleceğini belirtmiştik ve şu anda Zaniola'nın geri dönecek olmasından dolayı Galatasaray taraftarları çok mutlu. Şu anda İtalya milli takımına da çağrıldı, davet edildi. Orada göstereceği performans çok önemli. Belki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesi halinde şampiyon olup o zaman takımdaki göstereceği performans çok daha farklı olacaktır. Yeniden mutlaka teklifler alacaktır. İtalya milli takımda olan Aston Villa'da iyi işler yapmış genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'daki geçen sezonki şampiyonlukta da katkısı olan bir isimden bahsediyoruz. Ben Zaniola'nın sezon sonunda Galatasaray'a dönecek, sezon başı kampında yer alıp ama tabii ki futboldur bu. Çok ciddi teklifler gelir. Astronomik rakamlarla gelen teklifler olursa yeniden bir satış, kiralama olacağını zannetmiyorum. Direkt satış olabileceğini düşünüyorum. Olmazsa da Galatasaray'da kalıp ve katkı sağlayacağını son derece fazlasıyla düşünüyorum. Ama sezon sonunu bir görmek lazım. Galatasaray'ın hazırlık kampında yer alır. Sonraki planlamasında gelecek olan tekliflere göre belirlenir. Ama Okan Hoca Zaniolo'ya açıkçası doyamadı. Yani orada satış ve kiralanması, çünkü planlamada çok ciddi bir rakamlarda opsiyonları gerçekleşmiş olsaydı 35 milyon euroları falan bulan bir satış olacaktı. Dolayısıyla olmadı ama böyle bir oyuncu Okan Hoca tekrardan takımda görmek isteyecektir ve astronomik bir rakamla bir teklif gelmediği sürece önümüzdeki sezon biz geçen sezon çok az sayıda izlediğimiz Zaniolo'yu daha fazla izleyebileceğimizi düşünüyorum önümüzdeki sezonda. Son olarak önümüzdeki Hatayspor karşılaşmasını da sorayım. Galatasaray'ın Hatayspor'la olan
karşılaşması hakkında neler söylemek istersin? Sonra da yavaş yavaş yayını sonlandırıp. Hatay Spor maçıyla ilgili tabii ki görüşlerdi ama burada bir oyuncu daha var. Onu da unutmamak lazım. Yunus Akgün var. İki sezon Adana Demirspor'da kiralık oynadı. Çok üst seviyeye çıkmıştı Montelli ile beraber. O da iyi işler yapıyor. Yani Yunus Akgün'ün de takıma katılmasıyla beraber transfer politikası tabii ki hem Zaniola hem Yunus Akgün iki tane önemli kanat oyuncusu. Geldiklerinde Okan Hoca'nın istediği geçen senenin üzerinde bir performans sergileyeceklerse transferde bu sefer kanat oyuncularının yerine belki orta saha 6, 8, 10 bunlarda da kullanılacak olabilir. Yunus Akgül'ü de unutmamak lazım. Yani o da Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve önemli işlere imza atan bir oyuncuydu. O da gelirse iki tane transfer zaten şimdiden yapılmış oluyor. O yüzden sezon sonu biraz beklemek lazım. Okan Hoca'nın planlamasında iki hocanın da yer olduğunu biliyorum. Hatay Spor maçına gelecek olursak içeride 11 maç arka arkaya kazanan bir Galatasaray var. O durum 19-20 maça doğru gidiyor. Deplasman dış saha maçlarında da puan kaybeden Galatasaray'ın ortada 5'te 5 bir üstünlüğü biliyoruz. Orada bir seri yakaladı. Ya bu seriyi devam ettirmek istiyor Galatasaray. Eğer şampiyon olmak istiyorsa bu seriyi evinde devam ettirmesi lazım. Şampiyon olmak isteyen takımın iç sahada kazandığı maçlar belirler. Fenerbahçe'ye şöyle bir ezeli rakibine bakalım. Son yıllarda kaçan şampiyonlukta hep iç sahada kaybettiği puanlar. Galatasaray'da iç sahada taraftarıyla bütünleşiyor. Çok ciddi bir destek veren taraftar grubu var. Galatasaray'ın ultra aslanı tribün bazında çok iyi. Zaman zaman tempo düştüğü zaman maçı yukarıya doğru çıkarabilen bir mücadelesi var. Oyunculara çok ciddi destek veren, tepki anlamında çok küçük şeyler dışında çok uzun yıllardır ben bir taraftarın hocaya da takıma tepki verdiğini hiç hatırlamıyorum yani son yıllarda. Böyle olduğu zaman da şampiyonluk gelir. Galatasaray tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yapmış. Hatay Spor Lig'de kalma mücadelesi veriyor. İlk maçta Galatasaray puan kaybetmişti. Ama bu maçta hem rövanş alıp hem de şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam edeceğini düşünüyorum. Milli ara dönüşleri zaman zaman sıkıntılı olabiliyor. Ama Okan Hoca'nın takıma verdiği 5 günlük izinden de belli ki çok moralli dönüşlerinde çok daha hazır, iyi bir tempoda antrenman bekliyor. Çünkü 5 gün izin verdiyse bunun dönüşünde biraz da yorucu idman temposu mutlaka olacaktır. Sonra tam Hatay Spor maçı öncesi 24-29 ya da 25-30 arası bir 5 günlük Antalya kampı var. Orada da takımını çok daha iyi motive edip o kamp biraz da antrenmanların dışında böyle bir birliktelik, kenetlenme, şampiyonluğa koşar adım. Antalya Galatasaray'a uzun yıllardır hep uğur gelir. Okan Hoca'nın futbolculuk döneminde de Antalya kampları vardı, Antalya maçları vardı. O yüzden Okan Hoca'nın milli arada takımını bu performansı biraz daha yukarısına çıkarmak için her şeyi yapacaktır. Kasımpaşa maçındaki futbolu Okan Hoca'yı da tatmin etmemiştir. Kazanmasını bildi. Ama kalan maçlarda Galatasaray'ın çıtayı biraz daha yukarı çıkarması gerekiyor. Değerli yorumlarını bizlerle paylaştığın için teşekkür ediyorum. Değerli futbol severler, gün içerisinde gelişmeler oldukça sizlere aktarıyor olacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.